Çocuklar, girebilir miyim? Hayır! Gördüğün gibi Avni, sabahtan beri beraber bakıyoruz ama komşularımızın evinde bir halt olduğu yok. Haklısın Suzan, yok. Hanimiş periler, sihirler, neredeler Avni? Yok Suzan. O zaman bundan sonra dürbünle teleskop da yok. Tamam, bundan sonra teleskop yok. Ha şöyle. Dürbün de yok. Aferin canım. Uzun zamandır aklıma takılan bir şey vardı. Acaba sana bir soru sorabilir miyim Suzan? Ne? Sormasam daha iyi, galiba kızacaksın. Hayır, sor sor, içinde kalmasın. Sorabilir miyim? Tamam, soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Acaba bundan önceki yaşamında sen köpek miydin? Ne? Ya yani şundan dolayı demek istiyorum. Bir yerlerde okumuştum Suzancığım. Ne okudun? Yanlış anlama. Yani köpeklere periler, cinler görünmezmiş de onun için söyledim. Yani yoksa... Beni geberteceğim abi. Cinayet çıkacak abi. Sen bana köpek demek... Köpek demek istemedim. Doğru mu doğru? Cem, Ceren. Hadi çocuklar, açın kapıyı da konuşalım lütfen. Konuşacak bir şey yok baba. Her şeyin farkındayız. Kardeşimizi bizden daha çok seveceksin. Betüş'ü bile bizden daha çok seviyorsun. Çocuklar yapmayın lütfen. Bakın hem Betüş'e hem de doğacak olan kardeşinize haksızlık ediyorsunuz. Hiçbir şey sandığınız gibi değil. Ama duyunca yaptıklarınıza çok üzüleceksiniz çocuklar. Boşuna konuşma baba. Sabah okula gideceğiz. Bırak da uyuyalım. Peki, tamam. Madem öğrenmek istiyorsunuz... Şşş, sakın Sadık. Bırak da şimdilik kardeşlerine ve bana kızsınlar. Ama sakın onlara işsiz kaldığını söyleme. Yani hangisi onları daha çok üzer bilemiyorum. Daha önce hiç anne olmadım. Ama sanıyorum bu durumu daha çabuk kabullenirler. Bak, onlar daha çok küçük. Babaları onlar için eve bakan, para kazanan, her türlü sorunu halleden bir kahraman. Her şeyi hallolana kadar bu kahramanı koruyalım. Babam niye sustu ki? Ben de anlamadım. Galiba gitti. Of, of. Abi, sence babamı çok mu üzdük? Bilmiyorum. Ya, öyle bakma. Ben de babama böyle davrandığımız için çok üzüldüm. Ama bu defa biz pes etmeyelim. Tamam mı kardeşim? Tamam. Aa, pes vallahi. Esmer'in üstünde uyuyakalmışsın kızım. Öyle ya, her tarafı tutulmuştur çocuğun. Aman baba, artık o koltuk ona bir şey olmaz. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Allah! Perihan teyze sabah koşusuna çıkmış. Kesin bizi uğrar. Hayda, gene gidiyoruz. Aha! Günaydın kızlar. Günaydın Perihan teyze. Günaydın Perihan. Formdasın bakıyorum. Sahi mi? Siz de pek neşelisiniz efendim. Esmer nerede? Esmer mi? Esmer evine gitti Perihan teyze. Ama hiç merak etme, gitmeden önce ben onu eski haline çevirdim. Sahi mi? Sana inanıyorum ama içimden bir ses gene de Taci'ye bir soru ver diyor. O nerede? Ah, kusura bakma ama Perihan'cığım, Taci çişe kadar gitti. Öyle mi? Betüş nasıl? Sağlık durumuna baktın mı? Ah, çok iyi, çok iyi baktım. Hatta bu sabah kocasıyla birlikte çocuklara müjdeli haberi verdiler. Ve mutlu bir aile tablosu çizdiler. Ay ne şeker, çok sevindim. Oturmaz mısın? Sana bir peri kahvesi yapayım. Yok hayatım, terim soğumadan ışın koşuma devam edeyim. Ay çok sportif. Ama ucuz atlattık. Ben bir ara hiç gitmeyecekler zannettim. Ne oldu? Babamla Esmer. Ne oluyor yahu? Ya babacığım çok özür dilerim. Eda, ben seninle konuşmuyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bizim evde peri annem babam ve bizlerle.
hasret.